Özel İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ordu'da ve Ünye'de tek olan ergoterapi bölümüyle öğrencilerine eğitim vermekte. Ergoterapi nedir ve ergoterapistler hangi alanda çalışır? Pediatrik ergoterapi kapsamında hangi çocuklara terapi hizmeti verilmektedir? Duyu bütünleme nedir ve çocukların duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu soruların cevabını Özel İz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi eğitmenlerinden ergoterapist Nur Sena Soytürk cevaplıyor. Ben Nur Sena Soytürk. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünden mezun oldum. Bir yıldır pediatri alanında çalışıyorum. Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişinin sağlığını ve refah düzeyini geliştirmeyi amaçlayan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler çok geniş bir çalışma alanımız var. Nörolojik rehabilitasyon, psikiyatri, el rehabilitasyonu, ergonomi, pediatrik rehabilitasyon, bugün üzerine konuşacağımız gibi birçok alanda çalışıyoruz. Pediatride ergoterapistler çocukların normal gelişimine uygun duyu, motor, kognitif değerlendirmeler yaparak yaşına uygun gelişim seviyesini, oyun becerilerini, okul performansını ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedeflerler. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi, el becerileri, mental retardasyon, ince kaba motor beceriler, bunun dışında Down sendromu, serebral palsi ve bugün yine üzerinde konuşacağımız duysal işlemleme bozuklukları üzerine çalışıyoruz. Duyu bütünleme, vücudumuzdaki uyaranlar ve duyu organları yoluyla aldığımız bilgiler bizim çevremizi ve kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Bilgilerin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi duyu bütünleme sürecidir. Fakat bazı çocuklarda duyu bütünleme süreci olması gerektiği gibi işlemez. Bunun sonucunda çocuk çevreye uyumda ve günlük yaşam aktivitelerinde sorun yaşar. Pediatri alanında çalışan ergoterapistler duysal işlemleme bozukluğu olan çocuklara belirli testler yaparak klinik değerlendirmelerin de sonucunda aileyle birlikte bir analiz yaparak da çocuğu bir terapi programına dahil ederler. Buna göre haftalık seansta hangi duysal duyu bütünleme problemi yaşadığını belirlerler. Çocuğunuz yeni motor becerileri öğrenmekte zorluk yaşıyorsa, ani sese karşı çok fazla tepki veriyorsa veya tepkisiz kalıyorsa, saçının yıkanması gibi öz bakım becerilerini yaptırmakta zorluk çekiyorsa, yalın ayak yere basmak istemiyorsa, yürümek yerine koşmak, zıplamak gibi şeyleri tercih ediyorsa, dikkati çok çabuk dağılıyorsa, hızlı aktivite geçişlerinde bulunuyorsa, bunun gibi problemler yaşıyorsa bir duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olduğunu anlarız. Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir? Hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Rehabilitasyon merkezinden yararlanmak için neler gerekir? Bu süreçte hizmet ücretsiz midir ve servis imkanı var mıdır? Şimdi de kurum müdürü Özdeyiş Kıyakkadıoğlu'nu dinliyoruz. Özdeyiş Kıyakkadıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. 2014 Ekim itibariyle burada göreve başladım. 2 yıl kadar rehber öğretmenlik yaptıktan sonra 4 yıldır burada kurum müdürü olarak görev yapıyorum. Özel eğitim, özel gereksinimi olan çocuklara özel alanlarda, mekanlarda, özel yetiştirilmiş eğitmenlerle verilen belli bir yönetmeliği olan, belli bir yöntemle uygulanan eğitimdir. Bizler otizm, Down sendromu, fizik tedavi, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, dil konuşma yetersizliği ve ergoterapi alanlarında hizmet vermekteyiz. Bu anlamda dil konuşma yetersizliğine 3 yıldır hizmet veriyoruz. Bu bölgede ilk ve tekiz bu anlamda. Ordu'da ilk ve tekiz diyoruz, Ünye'de ilk ve tekiz diyoruz. Son olarak ergoterapi bölümümüzün açılışını 15 Ekim itibariyle gerçekleştireceğiz.
Bu anlamda da yine aynı şekilde Ordu'da rehabilitasyon anlamında ilk ve tekiz, Ünye'de ilk ve tekiz bu hizmet alanında. Heyet raporu dediğimiz öncelikle bir rapor çıkarmamız gerekiyor. Çözger adı altında bu rapor çıkarılıyor. Sonrasında çocuklarımız rehberlik araştırma merkezine yönlendiriliyor. Rehberlik araştırma merkezinin raporuyla bu iki raporla birlikte biz buraya kayıt oluşturuyoruz ve bizlerden yararlanabiliyor. Ancak bazı velilerimiz, bazı öğrencilerimiz rapor çıkarmak istemeyebiliyor. Bu anlamda da özel seans şeklinde bizler öğrencileri kabul edebiliyoruz. Bizler destek eğitim olarak çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek sunduğu, Milli Eğitim destekli aslında çalışıyoruz. O yüzden tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz ve servis imkanımız da oluyor. Öğrencilerimizi evden alıyoruz, eve teslim ediyoruz. Bu anlamda tamamen ücretsiz bir şekilde bizim kurumlarımızdan yararlanabiliyorlar. Biz 2011 itibariyle açılan bir kurumuz. Özel İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak. Ünye'de en son açılan kurumuz. Ancak şu an 300'e aşkın öğrencimiz var. Bir öğrenci ile çıktığımız bu yolda şu an 300'e aşkın gelen öğrencilerle birlikte eğitim veriyoruz. Bu anlamda personel kadrosu, öğrenci kadrosu en yüksek olduğu için çok rağbet gören bir kurumuz. Bu aslında bizi hem mutlu ediyor hem de daha iyi hizmet sunmamızı gerektirdiğini hissettiriyor. O yüzden her gün yeni bir hedef belirliyoruz. Her gün eğitim odaklı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Her gün yani her anlamda yeniliklerle dolu bir çalışma hayatı olsun istiyoruz. Müstakil binamızla tamamen özel eğitime yönelik donanımlı sınıflara sahip olan bir fiziki ortamda aslında bu hizmeti sunuyoruz. Dil konuşma eğitimi bu bölgede hiç yokken bizler bu anlamda bu bölümü açtık ve şu an 100'e aşkın dil konuşma öğrencimiz var. Aynı şekilde ergoterapi bölümümüz çok yeni bir bölüm. Bunu da aynı hedef kitleye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tamamen öğrencilerimiz için, velilerimiz için uğraştığımız bir çalışma disiplini içerisinde uzman arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz.